İyi akşamlar, akşama doğru da birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Kurban Bayramı iyice yaklaştı. Vakıfların faaliyetleri de bu noktada çok değerli ve çok farklı noktalara taşıyor bu güzel ibadeti ve insanlara olan faydayı. Kurban biliyorsunuz kurp, yani yakınlık demek, Allah-u Teala'ya yakınlık, Müslümanların birbirine yakınlığını sağlayan bir ibadet demek. Bu noktada da değerli hizmetler veren, insana değer veren Dernekler Federasyonu çok ciddi hizmetlerde bulunuyor. Önemli bir isim, İcra Kurulu üyesi Muhammed Taşören bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi efendim, kurban deyince yıllardır Osmanlı'dan itibaren baktığımızda, daha da gerisine baktığımızda Müslümanların birbirlerine yakınlaştığı bir noktada bir ibadet olduğunu görmekteyiz. Ve Allah-u Teala'ya yakınlık noktasında da hassas olunması gereken bir boyutu var. Kurbanında tabii ki şartları mevcut. Kurban alımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Evet, kesinlikle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ziya Bey, öncelikle şahsınıza ve sizin şahsınızda Akit TV çalışanlarına, Akit TV'ye başarılar temenni ediyorum. Allah muvaffak eylesin. Yakın zamanda bir yangına muhatap oldunuz. Maalesef. Çok geçmiş olsun diyorum. Ve buradan bizi izleyen tüm kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Tabii kurban denince bahsettiğiniz gibi Allah'a yaklaşmak için belirli şartlara haiz olan bir hayvanı belirli günler içerisinde kesmek demektir. Asıl niyet Allah'a yaklaşmaktır. Allah'a yaklaşmak için kesilen bir hayvandır. Kurban budur. Fakat kurban, hac, kurban ve bayram bir zincirin ayrılmaz parçaları gibi. Yani her bir halakayı birbirine bağlı olarak düşünürsek, şu anda Arafat'ta vakfe yapmak üzere bekleyen yaklaşık 4,5-5 milyon civarında hacı kardeşimiz var. Bütün dünyadan. Evet. Gittiler tabii, şu anda bekliyorlar. Bugün Zilhicce'nin birinci günü. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'ta vakfaya çıkacaklar ve böylece hacı olacaklar. Ama hacı olmanın şartlarının bir tanesi de kurban kesmektir. Dolayısıyla kurban hem oradaki hacılarımız tarafından önemli bir ibadet, hem de onun dışında kalan, hacca gitmeyen tüm Müslümanlar için kesme gücü olan, kendisine kesmek vacip olan her bir insan için önemli bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu böyle pas geçilecek, es geçilecek bir ibadet değil. Sırat köprüsünde binek derler. Kesinlikle öyle. Her Müslüman için akıl bulu olma şartı var, seferi olmama şartı var vesaire. Teknik konulara burada girmeyeceğim. Ama öncelikle buradan hacılarımızın Allah Celle Şanı Hazretleri beklemiş olduğu şu süreçte onlara sabırlar versin ve yapacakları haccı kabul eylesin. Allah'ım bu dirliğimizi, birliğimizi ilelebet sürdürsün diyorum. Oradaki hacı kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletelim. İnşallah. Tabii hac, kurban ve bayram. Tabii bir kurban dönemi geliyor. Arkasından Allah tarafından bize verilmiş olan bir bayram var. Bu bayramda hep birlikte icra etmiş olacağız, ifa etmiş olacağız. İnşallah. Şurada 9 gün kaldı. Allah'ımız hepimizi kavuştursun inşallah. Amin. Evet, kurban kesimi çok önemli. Kurban seçimi çok önemli. Şartlarının efendim bir arada olması, yani kulağı kesik olmayacak, boynuzu kırık olmayacak, kuyruğu kesik olmayacak, bacağı efendim kopuk olmayacak, herhangi keçi, koyun, keçi, koyun, deve ve büyükbaş olmak üzere kurbanları kesiyoruz. Şimdi öncelikle biz insana değer veren Dernekler Federasyonu olarak 2009 yılından bugüne kadar geçen 13-14 yıllık bu süreç içerisinde özellikle Afrika ağırlıklı olmak üzere kurbanlarımızı kesiyoruz. Şimdi ona gelmeden önce hocam, müsaadenizle araya gireceğim. Şimdi hayvanların alımı yapıldı. Fakat maalesef işte eskiden birkaç yıl öncesine baktığımızda, 10 yıl, 15 yıl öncesinden baktığımızda, işte birkaç gün öncesinden hayvanımızı aldığımızda, işte evler bahçeli olduğu için bahçelerde saklanabiliyordu. Kesinlikle. Hayvanların muhafazası noktasında nasıl hareket ediyorsunuz? Tabii bu çok önemli bir unsur. Çünkü telef olma ihtimali var. Evet. Afrika'dasınız, çalınma ihtimali var. Evet. Ve açık havada hastalanma ihtimali, her türlü ihtimale her şey maruz kalabilir. Dolayısıyla bu çok önemli bir altyapıyı gerektiriyor. Bu altyapıdan çok kısaca söz edecek olursak, biz insana devrenen Dernekler Federasyonu olarak sahada kendi ekiplerimizde varız. Yani biz sadece kurban döneminde Afrika'da değiliz. 40 ülkede çalıştığımız için 40 ülkede bizim medreselerimiz var. Medreselerimizin olmadığı bir yerde kurban kesmiyoruz.
Sebebi yani ne? Hizmet verebileceğiniz yerlerde. Yerde. Çünkü sadece kesmekle iş bitmiyor Ziya Bey. Hı. Kestikten sonra siz hedefi belirlemelisiniz. Uygun hedeflere bu kurbanları dağıtabilmelisiniz. Yani fakir fukarayı, garip kurabayı, gerçekten ete muhtaç olan insanları bulabilmelisiniz. Buradan kalktınız, Etiyopya Addis Ababa'ya gittiniz veya Tanzanya Darüsselam'a gittiniz veya Kenya Nairobi'ye gittiniz veya Gine'de Konakry'e gittiniz, fark etmiyor. Yani ülkenin başkentine gittiniz, uçakla indiniz, en yakın bir bölgede kurban kesme ihtimaliniz var. Fakat bütün sivil toplum kuruluşları ve vakıflar böyle bir uygulamaya girmiş olsalar bu sefer yığılma olacak. Yığılma gereksiz olur, bir yığılma tabii. Ve gereksiz bir dağıtım. Belki bir de hizmeti aksatacak. Tabii. İhtiyacı olmayan insanlara bile mecburen vermek durumunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla biz sahada medreselerimizde olduğumuz için yıl boyu oradayız zaten. Bu kadrolarımızla öncelikle biz yıl içerisinde tam bir çalışma yapıyoruz. Nedir bu tam çalışma? Bulunduğumuz ülkelerde hocalarımız vasıtasıyla hangi kariyede, hangi köyde, hangi ilçede tabiri caizse ihtiyaç var, önce onun tespiti yapılır. Bu analizler yapıldıktan sonra genel merkezimize bu teknik bilgiler gelir. Bu bilgilerden sonra biz yıl içerisinde henüz Kurban Bayramı'nda 5-6 ay varken hangi ülkede, hangi bölgede kurban keseceğimizi belirlemiş oluyoruz. Ne kadar? Mesela biz bu sene 47 ülkede kurban keseceğiz nasip olursa. Ciddi 40, bir rakam. Tabii 40 ülkede çalışmamız var, medrese çalışmamız. 7 ülkede de altyapımız olduğu için, yani halaka şeklinde medreselerimiz var. Dolayısıyla bu sayı 47'ye çıkmış oldu. Yani 47 ülkede güvenli bir şekilde kurbanlarımızı kesip ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırma imkanımız var. Bu ülkelerdeki 47 ülkedeki o bölgede bulunanlar Türkiye'den gidenler mi, yoksa o bölgenin insanları da evet, var mı? Evet, buna çok kısa bilgi vereyim. Notlarımı aldım daha önce. Hı. Çünkü her sene farklılık arz ettiği için geçen sene genelki TV stüdyolarında kardeşlerimize bilgiler verdik ama her sene değişiyor. Değişir. %10-15 ziyadeyle değişiyor. 309 bölge Ziya Bey. 309 bölgede kesiyoruz. Buna kariyeler dahil değil. Kariye dediğimiz küçük köyler. Çünkü küçük köylere ulaşım yok. Bazen yol yok. İnsanlar gitmiyorlar. Nasıl? Dolayısıyla biz bir bölgede kesiyoruz ama o bölgenin de kendi içerisinde dalları var. Bir bölgede ben en az 10 tane kariye daha dahil oluyor. Bununla 309'u 10'la çarptığınızda 3090 gibi bir rakama ulaşıyorsunuz. Türkiye'den kaç gidiyor murakip ekip olarak? Yani kurban hisselerini Hanefi mezhebine göre bir kurbanı yatırdığınızda o kurban kaç kişiye tahsis edilmişse isimleri okumak durumundasınız. Dolayısıyla bu isimleri okuyacak kişinin de Türkiye'den gidiyor olması gerekir. Sebebi şudur. Afrika'dan bir kardeşimiz Türkçe okuyamaz. Telaffuzunu yapamaz. Dolayısıyla iş süreç yavaşlar. Akamete uğrayabilir. Bu sebepten dolayıdır ki biz Türkiye'den her bölgede görev yapmak üzere daha önce de gitmiş tecrübeli arkadaşlarımızı vazifelendiriyoruz. Bu kardeşlerimiz 13-14 yıldır giden ve bölgeyi bilen, kurban kesibiyle alakalı fıkhi altyapıya sahip olan kardeşlerimiz. 100 tane kardeşimiz gidiyor Ziya Bey. Buradan şu anda o kardeşlerimizin vizeleri alındı, biletleri alındı. Gruplar halinde birçok ülkeye şu an intikaller sağlandı. Yarın ertesi gün derken Kurban Bayramı'nda 3 gün kalıncaya kadar tamamen ekiplerimiz sahada yerlerini almış oluyorlar. Daha önceden almış olduğumuz kurbanlara gidip bizzat acaba aldığımız kurbanlar mı değil mi diye. Çünkü değişiklik olabilir bu insanlık hali. Kontrol orada karşı kontrol yapılıyor. Kurbanlıklarımız küpelenir. İşaretlenir. Belli yerlerde muhafaza edilir. İşte o orada bile telef olabilir, ölebilir, hastalanabilir. Bütün bu ihtimaller, muhtemel ihtimaller göz önünde bulundurarak ekiplerimiz önceden gider. Herhangi bir problem var mı yok mu tespit eder. Varsa onu telafi ederiz. Ekiplerin arasında veteriner var mı? Veteriner hekimlerimiz var. Şöyle, gidenler arasında olduğu gibi her ülkede biz oradaki veteriner hekimlerle seçimleri onlarla yapıyoruz. Çok güzel. Aynen. Bununla alakalı görüntülerimiz var. Evet, bir DSF olsaydı veya bir veteriner olsaydı. Ortalandı. Evet, veteriner hekimlerimiz vasıtasıyla alınır. Dolayısıyla oradan peki ne kadar görevli Ziya Bey bu vazifeye iştirak ediyor? Yerelde 500 görevlimiz var. Bu 500 görevliyi işte siz 47'ye bölün. Her bölgede bu kadar görevlimiz var. Ayrıca 3000 gönüllü hoca ve talebemizle bu faaliyeti biz yürütüyoruz. Evet. Bunların tamamı önceden belirlenen görevlilerimiz. Bir de sahaya gittiğinizde hesapta olmayan yardımcılar oluyor. Mutlaka. Onlarla birlikte daha da ne fazlalaşıyor kadar, bu. Bütün bunların hepsinin temelinde şu yatıyor. Bağışçı kardeşlerimizin kurbanlarını güvenilir bir şekilde kesmek,
bir tanesini bile zayi etmeden, kaçırmadan o ibadeti yerine getirmek. Ne hedef bu. Dolayısıyla peki buyurun. Şu cümleyle bağlayayım. Kurban alımı bizde şöyle değil Ziya Bey. Yani kurbana bir ay kaldı. Hadi gidip kurban alalım Afrika'da. Böyle değil. Değil. Pilot bölgelerimiz var. Bu çok teknik bir bilgi. Bunu da aktarmadan geçmeyeceğim. Bizim özellikle Etiyopya, Tanzanya ve Kenya'da daha önceden almış olduğumuz büyük araziler var. Bu arazilerde daha henüz 8 aylıkken, 10 aylıkken aldığımız hayvanlar var. Büyükbaş, küçükbaş kendine göre. Bunlar orada tuttuğumuz bakıcılarla birlikte muhafaza ediyoruz. Bahsettiğimiz Orta Afrika coğrafyası son derece yeşildir ve yağmuru çok alan bir bölgedir. Tabii Kuzey Afrika öyle değildir. Çöldür, sahradır. Mesela Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Batı Sahra, Mali'nin yukarısı, Libya, Cezayir. İşte buraların yukarısı hep genelde çöl gibidir. Ama yine Senegal de öyledir. Biraz çöl gibidir. Gambiya öyledir. Guinea-Bissau, Gine, Sierra Leone, Liberia, fil dişi kıyısı mesela. Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso'nun fil dişi sahili, fil dişinin kendisi. Uganda, Ruanda, Burundi, Kenya, Tanzanya, Angola, Zambiya. Buralar mesela çok yeşil olan ülkelerdir. Sürekli yağmur alır ve boş bir arazi bulmanız mümkün değil. Her taraf yemyeşildir. Diz boyu yeşillik vardır ve ağaçtır. Dolayısıyla siz çevirdiğiniz bu alanda tutmuş olduğunuz bu çoban diyelim, bu kardeşlerimizle biz o hayvanları muhafaza ediyoruz sürekli. O arada doğumlar da oluyor. Mesela 500 hayvan almıştık. Aradan bir yıl geçti, 1500 oldu. Maşallah. Dolayısıyla kendimize ait, kendimizin ürettiği, bizzat bakımını yaptığı hayvanlarımız da var. Evet. Dolayısıyla hayvanlarımız özellikle saydığım pilot bölgelerde zaten kendimize ait olarak duruyorlar. Almak, muhafaza etmek gibi derdimiz yok. Önceden altyapımız hazır. Ama diğer ülkelerde önceden, yani bazı ülkelerde 6 ay, bazı ülkelerde 4 ay, 3 ay, bazı ülkelerde 2 ay önce kurbanlıklarımızı alıyoruz. Onları küpeliyoruz, muhafaza altına alıyoruz ve son derece güvenlikli yerlerde muhafaza ediyoruz. Kesmeden önce de bizim ekiplerimiz gidiyor ve bu kontrolleri yapıyorlar. Evet, varsa bir problem, varsa problem, onu da gidermiş oluyoruz. Evet. Fiyatları nasıl yansıyor? Evet, bu çok önemli bir soru Ziya Bey. Fiyatlar malum şu an Türkiye ile kıyas ettiğimizde bayağı bir düşük. Yani 2200-2500 gibi rakam. Ama az önce bahsettiğim sebeple kurban ucuza geliyor. Mesela bahsettim, 500 kurban aldık ama 1500 doğum oldu. Dolayısıyla zaten kendiniz ürettiniz. Onun için özel bir ot ya da saman ya da başka bir şey almıyorsunuz. Yapmadın, zaten doğadan, tabiattan besleniyor. Dolayısıyla bizim kurbanımız ucuza mal olmuş oluyor. Böylece kurban fiyatımız da Türkiye şartlarına göre son derece düşük. Nedir belirlediğiniz rakam? Şu anda Ziya Bey, küçük baş, yani büyük başa hisse giren bir kardeşimiz 2200 lira ödeyerek hisse girebilir. 7 kişiyi biliyorsunuz bir büyük başa hisse dahil ediyoruz ve böylece o 7 kişi, o kurban o 7 kişi adına kesilmiş oluyor. Dolayısıyla eğer bir kişi, ben herhangi bir hisse istemiyorum, müstakil tamam, olmak istiyorum, ben kendi başıma küçük bir baş kesmek istiyorum derse 2500 lira ödemek suretiyle kurbanını kesebilir. Tabii bizim ödeme şekillerine gelince Ziya Bey, kardeşlerimizin sorduğu sorulardan bir tanesi de budur. Ben ilk defa kurban bağışlayacağım ama nasıl bağışlayabilirim? Bunun birkaç yolu var. İşte malum EFT yoluyla yapabilirler, elektronik fon transferi, FAST yoluyla yapabilirler. Veyahut da bizzat bizim şubelerimizin olduğu, temsilciliklerimizin olduğu bürolara giderek o bürolarda makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Veya ATM'ye giderler. ATM'den İnsan Dernekler Federasyonu olarak girerler. Bağışlarını yapabilirler. Hangi numaralardan ulaşabilirler sizlere? Evet, 0212 621 çift 065 nolu telefondan ulaşabilirler. Bizim bu telefonumuz, yani çağrı merkezimiz ciddi bir ekip tarafından sürekli olarak halka hizmet vermek üzere hazır bulunur. Dolayısıyla belli saatlerde nöbetçi kalır. Yani sabahleyin 9'dan akşamleyin 9'a 10'a kadar bu sorularına cevap bulabilirler. Bağışlarını özellikle Google üzerinden, bizim web sayfası üzerinden de yapabilirler. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Dolayısıyla kurban bağışı yapıldıktan sonra kardeşlerimize otomatik olarak bir mesaj gider. Kurban bağışınız alınmıştır diye. Kurban bağışları alınır. Merkezimizde teknik heyet tarafından, teknik ekip tarafından bunlar tanzim edilir. Her ülkeye onlar tanzim edildikten sonra işte giden kardeşlerimize biz buradan mailleri atıyoruz. Çıktıları alıyorlar. Kurban gününde, bayram gününde her bir kurbanlığın başında
bizzat görevlimiz, murakabımız tarafından okunur isimler, tahsis yapılır ve kesin gerçekleştirilir. Bunun da videosu çekiliyor. Videolar çekiliyor. Ziya Bey, bu konuda şöyle teknik bir bilgi aktarayım. Şimdi normal şartlarda biz, bize güvenilmesi için video sözü vermiyoruz. Çünkü video sözü vermek bir nevi bize güvenin, bak videonuzu veriyoruz şeklinde bir nasıl diyelim, ikna yöntemi diyelim. İkna yöntemi. Biz bu videoyla insanlarımızı, kardeşlerimizi, Müslümanları ikna etmek istemiyoruz. Çünkü günümüz teknolojisinde, her dijital ortamında mümkün. Öyle filmler izliyoruz ki yani bir insanı gerçekten 2016'da idam, FETÖ'nün yaptığı gibi. Mesela. Yani şimdi sanki bir insanı gerçekten idam ediyorlarmış gibi videolar izliyoruz. Evet. Kesiyorlarmış gibi. Vaktiyle işte biliyorsunuz IŞİD diye bir terör örgütü ürettiler. Bu IŞİD güya insan kesiyormuş. Yani bir de bunlar gibi. Müslümanmış güya. Ve hepsinin bunların stüdyolarda yapıldığını vaktiyle gördük. Dolayısıyla bir stüdyoda artık her şey yapılabilir. Dolayısıyla biz videoyu güven, bize güvenilsin diye ön plana koymuyoruz. Ama prensip olarak biz şunu söylüyoruz. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu kurban kesimiyle ilgili organizasyonda kendine ait prensipleri vardır. İşte az önce izah ettiğimiz gibi kurban alımı, kurbanın muhafazası, kesim yerleri, kurban etinin dağıtılması, kurbanlıkların uygun fiyatlara alınması, kurban ibadetinin sosyolojik, ekonomik, onlar başka şeyler. Fakat gönderilmesi de, kurban videosunun alınması ve gönderilmesi de İTTEF'in bir prensibidir. Evet. Vazgeçilmez bir yani prensibidir. Böyle, böyle bir kuralımız var. Evet. Fakat şöyle düşünelim Ziya Bey. Ben şimdi size kurbanınızı aldım, söz verdim. Ziya Bey, kurbanınızı keseceğiz, videonuzu size göndereceğiz, sözümüz bu bizim dersem. Bu arada sağdaki ekibimiz kayıt yaparken kayıt tuşuna basmadığını hayal edelim. Veyahut da flash diski veyahut da kullandığı o cihaz neyse onu yani düşürmüş olabilir, kırmış olabilir. Ya da internet olmayabilir. Her şey olabilir. Evet. Dolayısıyla ben o veriye ulaşamayabilirim. Bu yüzde kaçtır? Binde kaçtır ya da? Binde belki de birdir. Olabilir mi? Evet, ihtimal olabilir. Ama bu ihtimal göz önünde bulundurarak diyoruz ki biz video sözü vermiyoruz. Ama prensiplerimiz aramızda söz var. Geçen seneki mesela video gönderimimiz bizim %99.9'dur. Evet. %1'lik problem nedir? İyi bir çekim yapılamamıştır. Veya çekim yapılmıştır, ortam hakikaten kötüdür, kanlıdır, şudur budur, gönderemezsiniz. Ve benzeri sebeplerden dolayı veya video ulaşmamıştır. Mesela bazı ülkelerde çekim yaptılar, bize getirdiler. Çekimler bugünkü teknolojide açılmadı. Onları açmak için işte belli yerler var. Siz de medyayla ilgilendiğiniz için biliyorsunuz. Belli yerlere gönderdik. Ciddi paralar vererek onları çözdürdük. Böylece gönderdik. İşte bunlar da olabiliyor. Formatlar değişik olabiliyor. Evet. Dolayısıyla video ile alakalı şu cümleyle bağlayayım Ziya Bey. Video İTTEF'in prensibidir. Evet. Yani kurbanı keserken video alır, bu onun prensibidir. Ama biz bağışçılarımızı video ile ikna etmek istemiyoruz. Evet. Ama videolar %99.9 bağışça gönderilir. Şimdi efendim son bir dakikaya girdik. Bu son bir dakika içerisinde İTTEF'in Kurban Bayramı'nda vermek istediği mesaj nedir? Evet. Şimdi İTTEF'in vermek istediği mesaj aslında İslamidir. Biz bir müktesebatın savunucularıyız. Bir kültürün taşıyıcılarıyız. Ve bir milletin parçasıyız. Bu milletin geçmişine baktığımızda 15-16 tane devlet kurmuş ve bir gelenek olarak bir kar yumağı gibi bugüne kadar gelmiş. Türk milleti İslam'ın hamiliğini yüklenmiş olan bir millettir. Ve dünyaya hakikaten medeniyet dağıtmıştır. Vaktiyle 3 kıtaya hükmetmiştir. 51 veya 53 civarında ülkeyi kontrolü altında yönetmiştir. 15 milyonla 500 milyonu yönetmiştir. Bu bir kültür naklidir, intikalidir. Bugünkü şartlarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu görev bize düşmüştür. Evet. Dolayısıyla biz de bu toplumun bir parçası olarak, bir ferdi olarak, bir sivil toplum kuruluşunda çalışan bireyleriz, insanlarız. Bugün biz varız, yarın biz olmayacağız. Bu hizmet akacak. Dolayısıyla ben özetle şu üç ana başlık altında değerlendiriyorum. Kurbanın sosyolojik, kültürel ve ekonomik faydaları vardır. Bu çok önemlidir. İşte İTTEF bunu yapar. Yani bir kültür aktarımı yapar. Nedir? Basit bir örnek vereyim. Mesela kurban dayanışmayı, birbirini sevmeyi, paylaşmayı öğretir. Cimrilikten insanı çıkartır. Cömert olmayı öğütler. Mesela basit bir örnek daha vereyim. Mesela sokakta giderken Ziya Bey, siz bir lokantaya girip yemek yemek isteseniz, aklınıza hiç şöyle bir şey geldi mi? Tabii sizin şahsınızda, ben kardeşlerimize soruyorum. Evet. Dur bakalım, şuradan bir vatandaşımızı çevireyim,
gel kardeşim beraber döner yiyelim. Sana bir et ikram edeyim diye bir şey duydunuz mu? Yok. Böyle bir şey mümkün değil neredeyse. Vardır belki örneği ama ben rastlamadım. Ancak yani birileri isteyince gel kardeşim. Evet, lokantaya girerken gel kardeşim sana bir döner ikram edeyim diye bir şey yok. Ama Kurban Bayramı'nda bu var işte. Evet. Kurban Bayramı'nda siz kurbanı kesiyorsunuz ve şunu söylüyorsunuz bağışlarken. Bugün ben kurbanımı oturup yemeyeceğim. Kurbanımı dünyanın neresinde kurbana ulaşmamış, ete ulaşmamış bir Müslüman varsa işte götürün ona verin. Ey İttef, biz seni burada vekil tayin ediyoruz. Kültürel olarak buna benzer birçok faydası var. Sosyolojik faydası işte bahsettiğim toplumlar bir araya gelir, birbiriyle kaynaşır, birbirini sever ve dolayısıyla beraber olarak bu şey yapar, bu ibadeti yapar ve o birliktelik, beraberlik bir sonraki nesle aktarılmış olur. Ekonomik faydalarına girmeyeceğim. Çünkü kurban kesiyorsunuz. Aynen. Derisi var, kemiği var, işkembesi var. Oraya bir katkı sağlıyor ekonomik. Kesin. Orada insanlar alışveriş yaparken bir dolar girdisi oluyor. Oranın ekonomisi canlanıyor. Yani bir para döngüsü oluyor. Ekonomik olarak da birçok faydası var. Ki bereketi de ayrı bir nimet. Kesinlikle zaten. Kesinlikle öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İcra Kurulu üyesi Muhammed Taşören bizlerleydi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. İyi akşamlar.